Günaydın efendim. Her şeyden önce ile karşınızdayız. Güzel bir sabah olsun diyelim. Profesör Doktor Engin Çakarla birlikteyiz. Güzel bir sabah olsun. Enerjik Günaydınlar, sabah iyi olsun. günler, iyi hafta sonları. <laughs> i̇yi hafta sonları. Güzel <laughs> dinleyerek geçen bir hafta sonu olsun. Hocam bugün boyun ağrısı konuşacağız. Evet. Yani herhalde herkeste vardır öyle ya da böyle. Ee, hemen hemen herkese diyelim insanların yaşamı boyunca boyun ağrısı yaşama ihtimali yüzde 65. Yani çok yüksek. kişiden 65'i boyun ağrısı sorunuyla bir şekilde evet, karşılaşıyor. Dolayısıyla evet, evet. da hani e, Oluyor herkese yani. yakın. Peki bir, şey, kadın, kadın erkek fark ediyor mu istatistiklere göre boyun ağrısı? Yani şöyle e, bazı rahatsızlıklar açısından denilebilir ama genelde boyun ağrısı günümüzde herkesin sorunu. Herkes. Yani orada bir istatistik. Peki o zaman şöyle yapmak. net bir şey soracağım. Boyun neden ağrır? Ee, aslında çok boyun neden ağrır şöyle biz e, hastaya hani geldiğinde çoğunlukla boynum ağrıyor dediğinde hmm. e, Sence neden ağrıyordur diyoruz yani, <laughs> Güzel. Neyi yanlış yapıyorsun diyoruz aslında birçok kişi de yaptığı yanlışın farkında Peki e, Dolayısıyla da biz burada genel hani e, tabloyu özetleyelim Bir kere e, düzgün durmamaktan dolayı boyun çok ağrır hani, Postür bozukluğu aynen, birazcık Aynen yani. duruş bozukluğu çok e, boyunu artır Bunun sebeplerinden birisi e, işte kötü pozisyonda saatlerce oturmak, bilgisayarı kötü pozisyonda kullanmak. İkincisi de eve gidince koltuğa yaslanıp, koltuk kenarına başını koyup saatlerce televizyon seyretmek evet. gibi basit şeyler. Boyun ağrısına sebep olur. Tabii onun haricinde işte e, trafik kazası, ani fren yapan araçlarda evet. işte kafanın öne arkaya sallanması, savrulması hı hı. veyahut da masada sürekli ee, bir cismin bir yerde olması ve sürekli o kişinin onu almak için eğilmesi ve gelmesi gibi ha. tekrarlayıcı hareketlerde e, ki masa başı olur. çalışanların çok fazla yaptığı şeyler aslında evet. bunlar değil mi? Biz burada şöyle sağlıklı omuz yaşam çemberi diyoruz. Şöyle bir kişi masasına şöyle bir çember çizdiğinde Hı. sık kullandığı her şeyi buraya koyarsa uzanabileceği mesafeli evet, mi diyoruz? Evet uzanabileceği Her şey diyelim ki tel zımba burada. Diyelim ki telefon burada. Diyelim ki işte e, kalem kutusu burada burada kullanırsa e, çok sorun olmuyor. Bu grafikten. baktım şu anda aynen. evet. Yani ilk başta mesela e, ne kadar kambur oturduğunu görüyoruz değil mi? Ama sürekli de dikte oturulmuyor hocam nasıl olacak o? Yani, yani şöyle, insanlar yoruluyor yani yoruluyoruz. iki buna iki açıdan bakalım. Bir hani robot değiliz yani Bizi masaya koydular. E, evet. Bütün böyle gün böyle sürekli şimdi yayın diye duruyorum da her dakika durmuyorum yani. <laughs> bütün gün evet. böyle duruyoruz mümkün değil. Ortayı bulmak lazım. Bir de düzgün durma. Yıl sağlayan kaslar güçlendikçe düzlüğün duruma süreniz artıyor. Ve aslında ben hani saldım kendim dediğinizde bile hı hı. eski salmadan farklı oluyor. O da hani hı hı. E, önemli. Hı hı. Burada mesela grafikten gidersek doğru oturuş pozisyonda. Şu pembeli olanı diyorsunuz yukarıda. Evet çek evet. atılmış zaten kontrol işaret ikisinde de. Bakın burada kalçayla dizler aşağı yukarı 90 derece. Aha. Hani a, robot gibi olmasın diye 70 ile işte 110 diyelim artı Anladım. eksi 20 derece dirsekler 90 derece kırılmış şekilde düz uzanıyor. E, kaykıldığımızda dirsekleri yukarıya koyarız veya da işte yukarıda oturup aşağı koyarız. Bunlara gerek yok. Monitörün de üst hizası gözümüz hizasında olduğunda biraz kaldırmak gerekiyor. Aynen. Dedim. Çoğunlukla mesela ee, bize hastalar der hani bunun için işte aparat nereden alabiliriz ne yapabiliriz. Aslında e, iki tane üç tane kitabınızı koyduğunuzda da o yükseliyor. Zaten yükseliyor. Abi, benim odamda da özellikle kitap koyularak yükseltilmiştir. Doğru. Hani doğru. hastalara basit çözümler nasıl oluyor gösterelim aynen, diye. Aynen aynen. Ee, Öbürü koltuktaki oturuş sandalyedeki. Şimdi burada da şimdi e, tabi ofis malzemeleri de çok çeşitlendi. Hani çok o malzeme var. E, temel prensip e, bu az önce söylediğimiz sağlamak. Onun haricinde işte sandalyenin arkalığını ayarlama veyahut da işte yüksekliğini ayarlama gibi temel şeyleri yapacağız. Bir de çok özellikle ofis malzemesi kullanıp kötü oturmak e, söz konusu olabiliyor. bu da altta soldaki grafikteki. Yani şey onu diyecektim bu rahat mı? Doğru e, mu değil bu mi? Bu özellikle bir şey kullanıp burada bakın boyun çok eğilmiş bir şekilde görüyorsunuz. Ha. Yani şöyle diyelim bu kişiyi bu postüde kaldırsak boyun şu şekilde Ha. Eğilmiş burada aslında kaykılmış kendini rahatlatmış güya. Ya arada bunlar olabilir ama hani <laughs> sürekli bu oluyorsa bir saat bir buçuk saat ben hani hiç kalkmıyorum Aha. bu şekilde oturuyorum bu tabii ki e, ciddi boyun ve bel problemi ağrısı sebebi olabilir. E, 40-45 dakikada bir mola e, bu sırada hani 2-3 böyle hani Sabah yaptığımız gibi germe egzersizleri. Nedir onlar? Boyun için yapılan egzersizler. Şimdi Sabah nasıl da yapmamız göstereceğiz. Görelim bir taraftan o aksın da, ama. O videoda aksın. Ee, videoyu görelim lütfen arkadaşlar. Sabah kalktığımızda sonuçta hep zaten söylüyorsunuz hareket lazım. Her zaman spor yapamayabiliyoruz ama kendimize en azından geren, rahatlatan hareketler yapmamız lazım değil mi? Bakın burada da birkaç örnek gösterdik. Aslında Ama. çok basit yani bu sabah kalktığımızda biz kendi kendimize şöyle bir esneriz şöyle değil ya. mi? bir Aynen şöyle yaparız evet, bir geriye evet, doğru yaparız. Evet. Başımızı sağa sola esnetiriz. Bunların bizim organize ettiğimiz hani sağlıklı bir boyun ve postür için e, egzersizler çoğumuzun da bildiği aslında basit egzersizler. Yani başı öne doğru arkaya doğru yanlara. Başı yani tutuyorsunuz evet. alından arkaya doğru mu itiyorsunuz? Öne doğru itiyorsunuz ha, elinizle doğru. de arkaya doğru itiyorsunuz. Ha. Veya da Arkaya doğru iterken de başınızı oraya doğru itiyorsunuz. Aynı şekilde yanlara yapıyorsunuz. Çok basit hareketler. Çok Aslında değil mi? Çok basit. Aslında böyle ona kadar sayarak beşer tekrarlı yapılsa, yani hadi çok ben tembelim diye iki günde bir yapsa, beş dakikayı geçmez. Sabahta yapılabilir yani. Yapılabilir. Olacak Allah aşkına aynı karsın. Bunun arkasında birkaç Hah. tane de sırtı geliştirecek postür egzersizi, yani günlük beş dakikalık bir ritüel aslında sizin pozisyonunuzu. Baya baya rahatlatır Toparlar. Peki boyun düzleşmesi ne demek ve kimlerde olur hocam? Boyun düzleşmesi olmayan yok. Öyle, öyle mi? Ha, evet ee, öyle derler ya MR'a girince her şey evet. çıkar, herkeste vardır. Doğru mu Ona hocam? Ona gönderme e, <laughs> yaptım. Hani e, bizde şimdi hasta girdiğinde hocam önce bende boyun düzleşmesi var der. Şimdi aslında şöyle yaklaşmak lazım. Omurganın normal doğal fizyolojik kavisleri var. Bunlardan birisi boyunun hafif böyle... Arkaya yapalım. doğru Evet esnek olmasıdır. Yani evet. şöyle bir eğik olmasıdır. Burada bir sorun olduğunda refleks olarak kaslar kasılıp bir spazm gelişiyor. Bu spazm boyunun aksını bozuyor. Hmm. Bu zaman zaman sadece kas problemi olabilir. Hmm. Zaman zaman disk problemi olabilir. Yani fıtık hmm. filan gibi. Hmm. Zaman zaman da sadece eklemlerden kaynaklanıyor. Burada gördüğümüz olabilir. değil mi? Evet. Aynen evet. böyle. Evet. Buradaki aks bozulduğunda düzleşme olur. Hmm. Düzleşme bir sonuçtur. Hmm. yani bir hastalıktan dolayı olan bir şeydir. Hmm. Ee, aslında düzleşmesi olan kişinin sırt kavisinde de belin kavisinde de bir bozulma olma ihtimali vardır. Dolayısıyla evet. da boynu ağrıyor diye gelen hastalarda biz bir duruşa da bakarız. Genelde postüre bakarız. Sırta da bakarız, bele de bakarız. <laughs> Çoğunda çok uh, düzleşmiş bel veya da çukurlaşmış bel vardır. Hmm. Mesela sırt kamburu çok artmıştır. Bilgisayara hmm. sürekli böyle bakmaktan şu pozisyon olmuştur. Hmm. Kafa öne gelmiştir. Hmm. Bu kişilerde de Zaman içerisinde kaslarda ciddi ağrı yapan durumlar ortaya çıkıyor. olur, değil mi? Hani bu kişilerde fıtık aramaya gerek yoktur, yani çok bellidir aslında. Peki mesela boyun düzleşmesi dışarıdan gözükebilen bir şey mi? Yani çok doğru bir şey değil. E, boyun düzleşmesi görüntüleme yöntemiyle söylenen bir şey. Ancak. E, öbür türlü evet öngörümüz oluyor. Yani Mutlaka. muayene ettiğimizde kas spazm varsa, hani hareketler biraz kısıtlıysa Hı. veyahut da işte. Aks'ta düzelme varsa ama bu muayene ile öngörüsel söyleyebildiğimiz hı. şey direkt objektif olarak görüntüleme ile söylediğimiz bir Peki örgü. nasıl tedavi ediyorsunuz boyun düzleşmesini? Boyun düzleşmesinde sorunu bir kere. Ha, nereden geliyor? Evet sadece kas spazmı mı hı hı. yoksa hani omurgadaki eklemlerde bir sorun mu var yoksa hani fıtık mı var? Bir de e, bu kişilerde baş ağrısı da çok olur. E, boyun kökenli baş ağrısı deriz. Boyundan vurur değil mi? Evet Oyun. doğru. Tam bu. Ense'de iki tane kemik çıkıntı vardır. Evet. Ee, o şey büyük gibi. ve evet. küçük çıkıntı. Buradan kafa tabanında giden sinirler vardır. Bunlardan birisi küçük olanı şöyle şuraya doğru, büyük olan da şöyle Hı -hı. öne doğru yayılır. Mesela birçok kişi yıllarca benim migrenim var diye dolaşmıştır. Ee, migren tanısı da konulamamıştır. Ee, Ama migren oradan gelmiyor değil mi? Baş ağrısı mi? vardır. Hı -hı. Ee, bu hastalarda muayene ettiğimizde, baktığımızda burası çok hassastır. Aslında böyle ılımlı masajdan da çok fayda Şimdi ediyorum. onu diyecektim. Zaman zaman ben de biliyorsunuz ağır spor yaptığım zaman benim de bir de boyun uzun olunca daha da dertler olabiliyor. Ee, hakikaten zaman zaman tutulur sırtım ya da boynum. O zaman baş ağrısı yapar direkt. Evet. Ve gerçekten de o tutulma geçtiğinde ya da işte masaj vesaire o baş ağrısı da geçer. Muhtemelen şuradaki kas arka Muhtemelen. tam kafa tabanına gelen kas aşırı spazm oluyor. Aha. O altındaki sinir sıkıştırıyor Hı -hı. ve dediğimiz gibi başın önüne yanlarına yayılan... Ee, bir ağrıyla dönüyor. Ağrı oluyor. Yani. Ee, buna boyun kökenli baş ağrısı diyoruz. Oksipital nevralji e, dediğimiz tablolardan birisi. Ee, Peki önce o zaman yani belden mi geliyor, fıtık mı var, sırtta mı var onu bir saptıyorsunuz ne oldu? Boyunun hangi e, bölgesinden kaynak? Kastan mı, eklemden mi veya Hı -hı. fıtık mı var bunu saptırıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra eğer sadece kassal bir problemse, hastaya genelde çok şiddetli ağrısı yoksa lokal sıcak uygulama, ve germe egzersizleri öneriyoruz. Hmm. Ama ağrı artık uzadıysa hmm. ve eğer hayat kalitesini bozuyorsa o zaman seçeneklerimiz bir klinikte fizik tedavi yapmak olabiliyor. Hmm. Fizik tedavi de şöyle e, bizim fizik tedavi ajanlarını hani kullanıyoruz elektrik akımı veriyoruz işte hmm. ultrason veya lazer gibi cihazları kullanıyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle klinik şartlarda hastanın tedavi edici egzersizlerini de yaptırtıyoruz. Hmm. Yoksa hani ben gittim fizik tedaviye işte aletleri koydular sonra da evde egzersizler yap gönder yap gönderdiler. Eğer fizik tedavi ihtiyacı duyduysak o hastada zaten evde yapabileceği muhtemelen yetmeyecek. Onu Dolayısıyla orada hani sonuçta yardımla birazcık Aynen. yapması gerekiyor. Bire bir, yani. bire bir yaptırmak lazım. Ee, bazen tetik noktalı olur, gergin bantlar ha. olur, halk arasında kulunç diye tabir ettiğimiz bunlara da e, kuru iğne, provoterapi gibi enjeksiyonlar yapıyoruz. E, o bölgenin e, direkt o ağırlığı olur. noktasının içerisine girerek e, yaptığımız enjeksiyonlar var. Biz memlekette çok alışkınız ya hani e, oraya buraya gidip şunu yaptırayım, oramı çektireyim, buramı bilmem ne yaptım. Çok geliyordur size de. Çok tehlikeli olduğunu düşündüğüm şeyler oluyor yani zaman zaman. Çok. Değil mi? Biraz da ondan bahsedelim mi? Yani hani hakikaten bu ciddi bir şey omurilik olsun, yani hakikaten omurga olsun boyun olsun. Herkesin elinde olmamalı diye düşünüyorum. Orada da şöyle aslında tıbbi olarak kanıtlanmış ve bizim de Kullandığımız manuel terapi yöntemleri tamam, var. Tamam. Elle yapılan. Bunların işte kayropraktik yaklaşımları var, osteopatik yaklaşımları bayağı var. Baya baya ses çıkararak yapıyorsunuz. Ben birkaç yılına katılmışım. Önce insan bir korkuyor fakat tabii sonuçta deneyimli doktorlarla olduğunuz zaman son derece güzel. Doğru tanı konuldu. Değil mi? Ve doğru kişi yapıyor ise evet. bu artık hani bir şey olabilme ihtimali evet. en düşük hani evet. uygulamadır. Ama hani sizin dediğiniz gibi e, maliyelerinde çok yaygın e, çok. ve hani... Ee, oradan da bize Şimdi e, onu diyecektim. Terse... Oradan geliyor daha zor herhalde ondan sonra e, şey yani yapmak Yani biz buna eder, şey be. diyoruz. Bir e, mesela atıyorum boynu ağrıyor. Hı hı. Birisinden duymuş. Hı hı. E, birisi bir şeyler yapıyor. Aslında hastanın ağrısını biz muayene ederken anlıyoruz. Hı hı. Sinir sıkışması ağrısı. Genelde e, boynu ağrıyanlar ilk önce fıtık varsa kürek kemiğinin etrafı çok ağrıya başlar. Aşağıya doğru. E, doğru. Aslında boyun sinirlerinin ilk dal verdiği yerdir. Daha sonra kolma yayıldı derler. Mesela biz bu tür muayenede eğer reflekslerde kas gücünde hisse sıkıntı hissediyor ise boyun emarı ile değerlendirmeye gidiyoruz. Ama hani bu olmadığında hani bir manuel bir şeyler yapalım, hani doğurtan olmadan kara düzen bir şeyler yapalım dediğinde belki o fıtıkta çok ciddi sorunlara sebep olabilecektir uygulama. Peki birinde e, mesela boyun düzleşmesi varsa tedavi olmazsa sonrası nereye gider? E, i̇ki türlü yol var. Bir e, hayatı ağrılı olur, ağırlı insan sürekli acite olur, hani sürekli mutsuz evet. olur, sürekli yakınan bir insan olur. Gördüğün <laughs> e, gördüğüne şu boynumu o mısın der, artık insanlar ondan kaçmaya başlar. Hep öyledir değil mi? E, çok vardır gerçekten. E, çok. Evet. Çok. Evet. Hani ofiste de, evde de, hani bir birisini görünce <laughs> sen şuralarım... bir sana falan değil mi? Doğru <laughs> hani, hakikat. Hatta ofiste onun önünden geçmemeye başlarlar insanlar. E, birincisi bu olur, ağrı yaşamın içinde olur ve ağrı aslında iletişimli bozan bir ee, öge olur kişinin. Bir bu. yani Her zaman çok ağırlaşacak, kötü olacak değil. Psikolojisini bozar hastanın. Ee, i̇kinci konu, bir şey vardır ve ilerliyordur. Yani hani bu ağrıyı çözmezsen daha büyük sorunlar Başka yaşayacaksın. Başka bir şey Tabii ki. Ee, çok görüyoruz. Mesela 35 ile 45 yaş arasına gelmiş öğrencilikten beri masa başı çalışan, hiç hani doğru düzgün spor yapmamış kişi geliyor muayene ettiğimizde bakıyoruz boyun hareketleri artık kısıtlanmaya başlamış. Evet. Yani normal hareket ettirmesi gerektiği kadar dönmüyor hareket yani, evet. Bakıyorum aslında böyle 38 yaşında gencecik insan dönerken hani hocam benim 3-4 yıldır boynum dönmüyor diyor. Böyle dönüyor. Böyle yani, devam ediyor yani. Böyle gibi. yıllarca yaşıyor. Peki mesela boyun fıtığı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Yine şey görüntülemeyle mi anlaşılıyor? Boyun fıtığında önemli olan şu biz yoldan geçen hiç ağrısı olmayan 100 kişiyi çevirelim MR çektirelim. Bunların 30'unda ah, 40'ında fıtık çıkar. Değil yani mi? fıtık başlangıcı biraz fıtık gibi hani hı. doğal dejenerasyonun içerisinde olabilecek hı hı. hastalık saymayacağımız durumlar ortaya çıkabilir. Okay. Burada hani biz MR'ı Tanıyı desteklemek için kullanıyoruz. Tanı için kullanmıyoruz. Veya da ben hastayı muayene ediyorum. Diyelim ki boyunun 6. 7. sinirinin orada Hı. bir ağrı var. Ama böyle sinire basmış gibi de yayılmıyor. Tamam. Ee, sonra MR çektirelim diyoruz ama hani o bölgeye de uyuyor. Biraz böyle uzamış. Hastanın şikayetleri çok yüksek. Hı. Hı. Ondan sonra Bakıyorsunuz e, 3. 4. omurlarda bir fıtık var. Bu tabloya katılan bir fıtık değil. Hı. Yani ona bir şey yapalım. İşte ee, işte şöyle bir tedavi yapalım doğru değil. Ha, eğer dejenerasyona gidiyorsa ve bir alt birkaç alt segmentte ağırlı bir durum varsa aslında boynu tümden tedavi etmek lazım. Hı -hı. Yani zaten orada bir sorun var. Bir taraf biraz daha öne geçmiş. Hı -hı. Bir tarafta fıtık vardır, bir tarafta eklem çok yıpranmıştır. Hı -hı. O kişilerin boynun hani tek bir bölgesini tedavi edelim gibi bir şey yok. Hı -hı. Yani tümünü tedavi Hepsini etmek lazım. Hepsini yapmak lazım. Veya da diyelim ki bir yerde sinir sıkışıyor. Hı hı. Ee, kasta güçsüzlük yapmamış. Biz oraya iğne yaptık ve ağrısı geçti. Olay bitmiş değil. Hmm. Ağrısı geçti. Daha sonra daha büyük sorunlar oluşmasın, yaşamasın diye yine o bölgenin toparlanması lazım. Hmm. Yine hani egzersizlerini yapması lazım. Belki fizik tedavi olması lazım. Hmm. Düzenli kontrollere gelmesi lazım. Onun için bütün bakmak lazım olay. Peki bir de sonuçta bazı vakalar vardır ameliyat edilmesi gereken herhalde değil mi? O kırmızı çizgiler. Ha, nedir onlar? Eğer kişinin ağrısı çok hmm. şiddetli ve buna eşlik eden kolda güçsüzlük, hmm. hissizlik var ise. Herhangi bir kolda? Yani genelde Aha. fıtığın tarafıyla uyumlu olur uyumlu zaten olur. bu. Ha. Ama zaten hani bazen hasta ağrım bu tarafta der. Bu tarafta sinirin ağrı liflerine çok basmıştır. Öbür tarafta kas gücü liflerine basmıştır. Hani ağrısı Anladım. bu tarafta olup güçsüzlüğü burada da olabilir. O muayenede zaten ee hmm. saptanır. Hmm. E, MR yapıyoruz. Bazen EMG de yapıyoruz. Hı. Bmg'de elektrik akım verilerek belli kasları iğne batırarak yapılan bir uygulama doğru tanı için. Ee, Hocam o sırada bir şey geldi. Bu bakın neydi? mesela bu halk arasında fıtık başlangıcı dediğimiz balcing, Protüzyon hani normal fıtık diye tabir ediyoruz. Sonra benim patlamış fıtığım varmış veya patlamış fıtık bu ekstrüzyon diye gördüğümüz. Ha yukarıdan o. çıkan o pembe mi? O oluyor? da patlamış patlaması da yetmemiş fıtığın bir de kopmuş kanala ha, düşmüş. Ha orası. Evet öbürü bu küçük pembe Evet o, bahsediyor. Disk patlamış ha, e, bir fıtık. Burada Aha. tamamen klinik önemli. Eğer kas gücü kaybı var ise, Aha. his kaybı var ise e, ve ne yaparsak yapalım ağrıyı geçiremiyor geçiremiyorsak bu zaman hastayı da çok oyalamamak lazım. E, cerrahiye göndermek lazım. Hı hı. Ee, bazen kas gücü kaybı çok minimal oluyor %10-20 civarında Hasta da çok cerrahiye hevesli olmuyor Veyahut da tıbbi durumdan dolayı kanama bozukluğu oluyor, ritim bozukluğu oluyor, oluyor, kalp hastalığı bazen. oluyor, Tabii. çok ileri yaş oluyor O zaman da kontrollü bir şekilde ağrıyı dindirmek için o bölgeye e, ameliyathane şartlarında nokta atışı iğne yapmak gerekebiliyor hı hı. Spinal enjeksiyonlar diyoruz buna ee, arkasından Onları da, da mı sizler yapıyorsunuz yoksa başka? Yo, bunları bizler yapıyoruz. Bunu Aha. Fizik tedavi ve algoloji uzmanları yapar. Yapıyorlar. Ee, ağrı uzmanları yani. Evet. Aha. Fizik tedavi. Fizik tedavi hekimleri de yapar. Hı. Eğitim görenleri. Hı hı. E, algoloji, fizik tedavi üzerine algoloji yapmış olabilir. Başka bir branşın üzerine algoloji ihtisası yapmış olabilir. Hı hı. Onlar da yapabilir. E, peki şimdi herkese göre tabii ki farklıdır. Hani herkesin durumuna göre ama genelde işte boyunda düzleşme ya da boyunda fıtığı olan orta kararda birinin... E, fizik tedavi işte belki algoloji devamlı ne kadar sürer tedaviler? Ee, aşağı yukarı soruyorum. Ya aşağı yukarı haline. hastanın hani bir fizik tedavi başlasak 15 seans sürüyor. E, bunu hele eğer kişinin duruşu çok bozuksa. Hı -hı. bazen gün aşırı yapabiliyoruz. O zaman da hani bu tedavi 5 haftaya kadar sürebiliyor. Hı -hı. Ancak böyle bir hastalıktan kurtulmak için ortalama süre hani kurtulup ileriyi de sağlamak için 2-3 hafta ile 2-3 ayını çeker hastanın. Çok da fazla değil aslında yani değil. hani zaman değil. ayırıp kendine bunu şey yaparak yaşam kalitesini çok düşüren bir şeyden bahsediyoruz. Bizim çok oluyor. Canım, Hastamız geliyor mesela ufak bir bir şeyler yapıyoruz. Ağrısı biraz diniyor. 3 hafta 4 hafta kayboluyor. Hı -hı. Sonra geliyor tekrar daha şiddetli ağrıyla. Ee, ben o zaman hastalara şunu diyorum. Ya siz işe gitmediğinizde, bir buçuk saat kliniğe geldiğinizde, fizik tedavi gördüğünüzde hiçbir şey batmıyor aslında. Hani şirketinizde batmıyor, çalıştığınız iş yerinde batmıyor. Bilakis sağlıklı olduğunuzda daha verimli oluyorsunuz. Aynen öyle. Dolayısıyla da hani orada da saatleri hastanın saatine ayarlayıp bazen istirahat de veriyoruz, mutlak istirahat. Tabii. Ee, yani tutup enjeksiyon yapsak bile hemen oradan işe koş demiyoruz hastaya. Bugün dinlen diyoruz. Peki genelde tabii size çok e, başvuran olduğu için soruyorum. Genel istatistiklerde boyun ağrılarının, genel ağrıların sebebi bele, bel kaynaklı mı oluyor? Bir bel, e, insanların yaşam boyunca %85-90'ında, %90 diyelim. İki, arkadan boyun gelir. Hmm. E, o da %65-70'inde oluyor. Dolayısıyla da bel boyun, dolayısıyla da hastalara baktığımızda %60'ında, %70'inde bel boyun ağrısı genelde birlikte oluyor. Birisi Peki az, neden, çok. neden? Yani genel, yani çok mu yanlış duruyoruz biz? Çok mu ağır kaldırıyoruz? Mesela yani Türk insanı için soruyorum birazcık da aslında. Ya da kilolu muyuz? Ne bileyim. Bir, çok az hareket ediyoruz. Ha, evet, yani dönüp dolaşıp Hareketi hocam çok. geliyoruz oraya. Evet. İki, hiç egzersiz yapmıyoruz. Evet. Üç, kilo oranı olarak, ülkemizin kilo oranı bayağı arttı. Ee, dört, hani sigara kullanımı çok yoğun. O da dolaşımı bozuyor. Hani O da çok önemli, önemli birebir yani. Mesela boyun ve bel fıtığında hastaya biz hani iyileşmek hızlı istiyorsan sigarayı bırak diyoruz. Hasta şaka yaptığımızı düşünüyor. Aslında bir sürü bilimsel çalışma var. Eğer boyun ve bel fıtığında kişi hızlı iyileşmek istiyorsa sigara bunu yavaşlatır. Ağır sigara içimi bunu Daha yavaşlatır. Daha ne olsun yani? Bu kadar istatistik var. Dolayısıyla da var. işimize geleni kabul ediyoruz aynen, galiba. Aynen. Bunlar çok etkili oluyor. Bunlar çok etkili. Ee, onun haricinde tabii hani ofis yaşamı, yatakta kötü yatma hani bunlar zaten aynı çerçevede düşüneceğimiz şeyler. Hı hı. E, dolayısıyla da temel %90-95 sebep bu. Peki hocam az vaktim kaldı ama şunu merak ediyorum. Demin dediniz ya hani eve geliyoruz işte koltuğa başımızı yaslıyoruz yani yatıyoruz televizyon seyrediyoruz. Nasıl oturacağız evde televizyon karşısında? Böyle mi? Yani, yani e, <laughs> böyle de oturulmaz şöyle, hocam ne yapacağız? Esnek olmak lazım. <gülüyor> yani <gülüyor> esnek olmak lazım. Hani e, çok kişi var. Mesela hı hı. ben kanepeye uzanırım. Evet. Hafif bir şeyler yerken kalkarım. Sonra orada televizyonumu seyrederim. <laughs> Sonra orada uyuyakalırım. Sabah da orada Ama En kötü o zaten. Şimdi hani bu bir kere doğru değil. Doğru evet. olmayana ayırt edelim. Geri yatağınıza yatın. Otursun Aynen. Yani. Evet. Bir. İkincisi Evet yani ben geldim televizyonu bütün gün böyle seyretmeyeceğim. yani Mümkün. Biraz uzanacağım, biraz geriye doğru Ayakları kaybolacağım. Ayakları sa sarkıtmak mı, kaldırmak mı önemli mesela? Nasıl rahat ediyorsanız. Ama genel yani, olarak. E, koltuğunuzun önünde bir hani... E, ya da bir masaya ya da ne kaldırsak daha mı iyi mesela? Ya burada kesin kalıplar koymaya gerek yok. Koy Yanlışların kesin kalıpları var. <laughs> Peki. Ama hani esnek doğrular vardır. Hani şimdi bütün gün... İşte oturmuşuz gelip tane hani böyle televizyon seyredelim. Hayır illa ki uzanacağız. İlla ki oturacağız. Hani illa ki biraz kaykılacağız hani şöyle şey yapacağız Hı. ama hani 3 saat boyunca da böyle durmayacağız. En azından ne bileyim arkaya bir minder koyacağız. E tabii doğru mi? Oturuşta Hani bel... Hakikaten rahatlık. Kendini dinlemek lazım galiba vücudunu da biraz. Vücut çoğunlukla da söylüyor zaten bunu. Hı. Yani bel desteği önemli. Hı. Veya da koltuğunuz çok aşağıdaysa hani biraz yükselt ...önemli. veya da işte... Yüksek koltuk daha mı önemli bir şey? Ya aslında bizim dediğimiz şu, biz 90 derece... Hmm. artı eksi 20 diyoruz ya... Hmm. ...bunu aşağı yukarı şey olacak. Yani çok aşağıda olup da... Hani ...ayaklar yukarıya kalkmış bir şekilde de... Olmamalı. E, ...çok olmuyor. Aha. Dolayısıyla normal yükseklikte bir koltuk... ...her zaman önemli. Aha. Veyahut da... ...uzatacaksak ona göre. Hani bir de mesela... ...ayak uzatarak şey yapıyorum ama... Hani ben buradayım, ayakları masaya uzattım. Yok, o da sürdürülebilir. O da değil. O da bele çok yük bindirir. Biz her cumartesi buradan hareket, hareket, hareket demeye devam edeceğiz hocamda. Çok, çok fark ediyor yani gerçekten. Yani çok fark ediyor. Daha konuşacağız. Haftaya burada olacağız. Her şeyden önce devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.